Evet değerli dostlar, güzel insanlar. Tekrardan herkese merhabalar. Şimdi arçelik hissesiyle devam edeceğiz. Arçelik hissesi bakalım ne yapıyor, ne diyor. Öncelikle bir e, şirket haberimiz var. E, şirket paylarının geri alınması kapsamında 430 bin adet pay 32.11 TL fiyattan geri alındı arkadaşlar. Yani şurada e, alındı. Biz daha önceki e, teknik analizimizde ne demiştik arkadaşlar? O zaman buranın üstündeydi. 31.68'in altında stop loss olmamız gerekiyor. Burada bir kırılım. Ondan sonra bir pullback gelebilme ihtimalinden e, bahsetmiştik. Keza öyle oldu. Onun altına sarksaydı eğer günlük kapanışlar gelirse. Hala geçerlidir bu. 31.68'in altında kapanışlar gelirse. Stop loss koymakta fayda var. Çünkü alt... E, Desteğe gidiyor artık yani alt desteğe gidiyor alt desteği neresi 28 88 yani bunu şöyle bir gözle de bakmanızda fayda var diye düşünüyorum şu şekilde şu şekilde arkadaşlar yani böyle çizeyim yani burada şuradan itibaren bir e, düşen kanal görebiliyorsunuz düşen kanal düşen kanal ve düşen kanalı geçmiş. Burası artık şurası yani sarıyla çizdiğim alan yeni bir alan yeni bir kanal değerli dostlar. O kanal aralığı ne? 31.68 ile 35 e, 34 arası. Yani 35 30 arası e, bizim için e, bir direnç noktası olacak. E, burada da çizmiş olduğum gibi 35 34'e gelip burada satış yeme ihtimali %95 bir. Yani zaten ağır hissedir arkadaşlar bir gün artı bir yapar bir gün eksi iki yapar bir gün artı beş yapar ufak 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 e, yönü yukarı olabilir hatta şunu da tekrar belirtelim e, burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir alsa tut tavsiyesi hiç değildir değerli dostlar güzel insanlar hatta şurada da yazalım isterseniz yani e, arkadaşlar şirket paylarını geri alıyor. Yani şimdi geçen gün Twitter'da birisi yazmış hocam geri alma ne demek? Yani bu, bunu ciddi ciddi soran bir dostumuz vardı. Tabii şey yapmıyoruz belki borsaya yeni gelmiştir ee, bilmiyor olabilir. Yani şirket hissesine sahip çıkıyor yani alıyor. Yani diyor ki arkadaşım ben buradan alırım. Çünkü ben biliyorum ki yarın öbürsü gün bu isem 35, 30, 40, 50, 60 daha yüksek seviyelere gidebileceğini düşünüyorum der. E, alır bu yüzde de satabilir geri 35'lerde de satabilir ee, ama e, bildiğimiz e, gereken konu bilmemiz gereken konu e, bu adamlar 3211'den hisseyi almıştır zaten hisse şu an 32 70lerdedir e, 3111'de ise yaklaşık 430.000 bin adet e, almışlar değerli dostlar e, bir hesaplayalım mı ne kadar yapıyor? böyle 32,11 çarpı 400 pardon 2,11 çarpı 430 bin ne kadar yapıyor? 13 milyon 13 milyon bin TL yani yaklaşık 14 milyon TL alım yapmış. Tabii adedi çok fazla olduğu için çok da önemli bir rakam değil ama yine de yani 430 bin adet almış ya emin olun belki 500 bin adet de küçük yatırımcılardan gelmiştir ve önümüzdeki günlerde çok güzel prim olabilir. Bak mesela sasayı düşünün. Değerli dostlar Sasa ilk kap haberi attığında e, hisse düşüyordu. Kap haberi geldi, hisse yine düştü. Öbürsü gün yine kap haberi attılar. E, alım gerçekleştirdiler. Yine e, düşürdüler. En sonunda ne yaptılar? 2 gündür üst üste tavan gidiyor. E, bu şekildedir. Belki beş gün sonra devreye girer, belki 10 gün sonra devreye girer ama bir şekilde devreye e, giriyor genellikle. Girmeye de bilir ama onu da söyleyeyim. Dediğim gibi 35-34'te bir direncimiz var. Buraya çarpıp geri gelebilir. Gücünü topladıktan sonra 35-34 ile şuradaki 37 bandı arasında e, uzun bir e, bekleyiş söz konusu olabilir. 37-20'nin üstünde kapanışlar gelir ise o zaman hisse 45 TL'ye kadar gidebilecek bir hedefi olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şimdi bir sonraki hissemiz GEDZA. Şimdi daha önce burada dedik ki arkadaşlar 40 TL'nin altı kapanışlar e, stop loss. E, şimdiki destek noktamız e, 38 TL. Yani 38 TL desteğimiz var. Hani o da ne, ne, nasıl olur diyelim şu şekilde. Bakın buraya çarpıp gidiyor, çarpıp gidiyor, çarpıp gidiyor, çarpıp gidebilme ihtimali Yüksektir zaten burada bir formasyon var ee, bu formasyonun hedefi yaklaşık 63 ile 65 TL bandı arasındadır ee, bizim için tek bir e, kural var yani benim için yükseliş onayı gelmesi için e, net bir şekilde 45 12'nin üstünde kapanışlar gelir ise o zaman 63 TL'nin e, yolu çok rahat bir şekilde açılır ve şöyle bir şirket haberimiz var. Şirket sermayesinin 11.7 milyon TL'den %100 oranında bedelsiz olarak 11.7 milyon TL artışla 23.3 milyon TL'ye yükseltmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı. %100 bedelsiz açıkladı. Bu bedelsizi ne yapacak bazı borçlarını ödeyecek ve tekrar yatırımlarına devam edecektir. Ee, onu da kap haberinden görebilirsiniz. Geçen günlerde gelmiş ki ee, ama tekrar söylüyorum 38 TL'de desteğimiz var. Ee, 38 TL'nin altında kapanışlar gelmediği sürece bizim için bir sıkıntı yok. Buranın altı kesinlikle stop loss olmanız gerekiyor. Stop loss burasıdır benim için. Stop loss neresi? 38 TL'lerdir. 38 TL'nin altı kapanışlar e, hisseyi bozar ve buradaki şeyi bozar. 38 TL'nin üstünde olduğu sürece olumludur. 45 TL'ye gidebilecek hedefi var. 45 TL'de satış yeme durumu yüksektir. 45 TL'den sonra e, bir günlük iki günlük kapanışlar bu hisseyi 63 TL'ye kadar götürebilme ihtimali var. Sabır işidir. Güzel bir e, kazanç getirebilme ihtimali vardır. Sabırda sabırda vardır. Bir sonraki hissemiz Bossa. Şimdi Şu şekilde değerli dostlar e, ne demiştik yükselen bir kanalımız mevcuttur e, şuradan baktığımızda yükselen bir kanal e, muazzam bir yükseliş kanalı buraya al buraya sat buraya al buraya sat buraya al buraya sat buraya sat buraya sat buraya sat buraya al buraya sat buraya al buraya sat buraya al, buraya sat. Buraya al. Yani şu an al pozisyonda. Hatta şuraya da gelebilme ihtimali var. Neden? Çünkü burada yatay bir e, zikzakımız var. Yani bir kanalımız var. Şuradaki kanalı görebiliyorsunuz. Şu, şöyle, 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 şöyle bir kanalımız var. Burada biraz kalabilir. Tekrar buraya gelme ihtimali de olabilir. Yukarı çıkma da e, ihtimali de söz konusu olur. Yani senin için en önemli e, seviye 24 TL seviyesidir. 24 TL güçlü bir destektir. Oranın altı kapanışlar stop loss olması gerekiyor kesinlikle. Öbür türlüsü 29, 32, 36 TL hedefleri var. 29 TL'nin üstünde kapanışlar gelmesi itibariyle hisseyi hızlandırabilme olasılığı yüksektir. O şekilde yoluna devam eder diye düşünüyorum. Şuradaki kanal, bakın şurada alttaki kanalı görebiliyor musunuz? Şöyle sizlere göstereyim isterseniz. Şöyle. Bunu da farklı bir renkle yapalım. Şöyle. Şu kanalı görüyor musunuz arkadaşlar? Şu an şu kanalın içindeki en destek dediğimiz, en dip dediğimiz yerde şu kanal için konuşuyorum. Burada tepki gelmesi halinde 32 TL'lere kadar gidebilir. Yani 30-32 TL'lere kadar gidebilir. 30 TL'nin Altında tekrar bir 29 TL çekilme durumu olabilir. Burada biraz vakit geçirebilme ihtimali yüksektir. Ondan sonra 32 ve 36 TL'ler hedeftir. Bosa için değerli dostlar, güzel insanlar. Şimdi bir sonraki hissemiz bir yat mı? Alcar. Onlara bakacağız. Alcar Değerli dostlar, e, YouTube katıl butonunda bir video paylaşmıştım. E, Alcar'ı e, konu etmiştik, Alcar'ı paylaşmıştık. E, ona da katıl butona katılanlar e, videosunu görebilirler. E, güzel bir yükseliş geldi. E tabi şimdi bu tarz hisseler nasıldır arkadaşlar? E, geçen gün söylemiş olduğum gibi hatta bir önceki videoda da vardı burada Alcar hissesi neredeydi? Şuralarda bir yerdeydi. Onun hakkında bir iki şey söylemiştik. Ha, burada mıydı? Burada mıydı? Burada mıydı? Burada mıydı? Şimdi bir yerde vardı ama çözemedim. Bulamadım. Ee, ne demiştik arkadaşlar? Yani endeks iyi olduğunda yatırımcılar bu tarz hisselere alcara bir yata Böyle lotu az olanlara, iş işbire, e, merite, mesela gerçi merit artık lotlarını yükseltiyor ama e, bu tarz hisseler e, önemli e, yükselişler gösteriyor. E, endeks iyi olduğunda, endeks düştüğünde de en güzel düşen hisseler bunlar oluyor maalesef. Şuradaki de endeksimizin çok muazzam seviyelere gittiği zamandı. Şuradaki düşüş ise endeksimizin biliyorsun ki 5-6 aylık süre zarfı içerisinde e, durumudur. O şekilde bunu anlamamız gerekiyor. Bazı hisseleri bilmek gerekiyor. Bazı hisselerin karakterini bilmek gerekiyor. Karakterini bilirsen o ise de ekmek yersin. Bir ay beklersin, iki ay beklersin ama önemli olan o ise de e, net bir şekilde tavrını koyabilmen. Yani o hisseyi e, o hisseyi ne kadar çok tanırsan o kadar para kazanırsın değerli dostlar. Şimdi ola asrı kelam biz burada ne demiştik daha önce demiştik arkadaşlar burada e, doldurabilir. E, buranın buradaki kırılım gelir ise yani e, 324 TL'ye kadar gidebilecek bir performansından bahsetmiştik. Ha bu ne olur? E, 292 TL'lere gider. Örnek diyorum. 292 TL'lere gider. Yani şuradaki seviyeye gider. E, Ondan sonra tekrar bir satış yiyebilme ihtimali vardır. Yani biz kırılım, kırılımdan sonra pullback hareketini bekleyeceğiz. Pullback hareketi gelir ise 324 TL hedefi söz konusudur. Yani endeks iyi olursa hedef çok var arkadaşlar. 400 TL kadar hedef var ama yani endeks iyi olacak mı? Endeksi takip etmek gerekiyor. Ama şu an kısa da 249 yani 250 TL bizim için ana destektir. Altı kesinlikle stop loss'tur e, ee, üstü de full e, devam edilebilir. 324 TL'ye kadar gidebilecek bir performansı vardır. Bir sonraki hissemiz bir yat. Evet daha önceki paylaşımlarımızdan e, bir tanesi 264'te stop loss 264'de değmiş sonra yüzde onla e, güzel bir prim elde etmiş. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bu da aynı alcar gibi endeks iyi olur ise e, hisse de iyi oluyor. Kötüyse bu da kötü oluyor. Yani cuma günü mesela hani şimdi yarın da güzel bir yükseliş gelebilme ihtimali yüksektir. Olabilir. E, ama cuma günü endeks satış yeri ise şayet hani sonuçta bayrama gireceğiz. E, Pazartesi günü biliyorsunuz e, öğlene kadar e, seansımız devam edecektir. Öğleden sonra artık seans kapanıyor. Ee, yani satışlar gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama e, 264'ün üstünde kaldığı sürece bizim için herhangi bir sıkıntı yoktur. E, 417 TL'ye kadar gidebilecek yani üst banda gidebilecek bir performansa sahiptir. Endeksin iyi olması bizim için yeterlidir. YTD diyoruz. E, bir yat içinde bunları söylerim. Bir sonraki hissemiz Akgirt. Evet Akgirt'e bakıyoruz. Şimdi teknik olarak muazzam e, güzel e, yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi değildir zaten söylemişiz. Haziran ayında prim üretimi %44 artışla 609 5 milyon TL'ye TL Ocak Haziran döneminde de %33 artışla 3.0 milyar TL'ye yükseldi. E, yani kar eden bir şirket şirket e, yani yükseliyor. Büyüyor, ee, büyüdükçe de kar ediyor, kar oranları da yükseliyor. Üçüncü bilançoları da artık yeni bilançolarda da e, hissede güzel bir artış olur. Bu bilançolar açıklandığında biliyorsunuz ki hisseler prim alıyor. Ee, o pri önemli olan o bilanço açıklanmadan önce içinde olup olmamak o önemlidir bizim için. Her neyse e, tabii biz şimdi kapa haberini attık ama şimdi teknikten de bahsedelim. Şimdi teknik olarak şuradaki destek Çizgimiz çok güçlü bir destek çizgimiz. Buranın altında kesinlikle kapanışlar yapmaması gerekiyor. Nedir? 770'ler, 770'in altı kısa vadede ilgiler için söylüyorum. 770'in altı stop loss konulabilir. Öbür türlüsü destek 750'ye kadar da çekilebilir. 7.50'ye kadar da beklenebilir normalde. Yükselen bir üçgen formasyonu. Bu kırılım sonrasında 9.40'lara kadar gidebilecek bir performansı var. Bir daha önceki yayında da biz bunu söylemiştik. Hala teknik olarak çalışıyor. Güzel de bir hedefi var. Kesinlikle arkadaşlar paylaşmış olduğum hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tavsiyesi değildir. Ee, lütfen kendi kararlarınızı kendiniz verin katıl butonuna katılmak isteyen dostlarımız varsa katıl butonunda e, bize destek verebilirler önemli şirket haberleri güzel hisseler paylaşıyoruz ee, yaklaşık bir haftadır Hatta iki haftadır çok güzel e, hisseler yakaladık çok güzel zaten katıl butonuna katılırsanız oradaki videolarımızı bir e, gönderilerimizi göreceksiniz orada muhteşem e, hisseler paylaştık güzel de gidiyor. İnşallah daha da güzel gidecek. Hepimiz kazanırız. Şunu bir paylaşayım tekrardan. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Al satı tavsiyesi değildir. Kendi görüşlerimdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bu videonun altında hisselerinizi yazın lütfen.